Arkadaşlar merhaba. Bugün yine teknoloji sohbetleriyle karşınızdayız. Hoş geldin Levent, hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Onur. Bugün Koza akıllı oda termostatından bahsedeceğiz. Levent'te, daha doğrusu Kaan'da ve ben de Koza'nın akıllı oda termostatı var. Levent de satın alma aşamasında, karar aşamasında hem onun merak ettiklerini hem de biz kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Koza akıllı oda termostatı konusunda. Öncelikle Kaan sana sorayım. Koza mesela, tamam, çok soğuk illerde işe yarar. Sen sıcak bir ilde yaşıyorsun, Antalya'dasın. Antalya'da işe yarıyor mu? Ya şöyle yarıyor. Şimdi ben ya şöyle sıcak memlekette şöyle bir şey oluyor. Bazen boşa çalışıyor gibi oluyor. Niye boşa çalışıyor gibi oluyor? Evin içi baya böyle atlet donla gezecek kadar sıcak oluyor yani. Tabii sizin eğer kombinizde şey yapmıyorsa mesela en düşük benim kombi 40 40 dereceye derece. kadar düşebiliyor kendi üstünde. 40 dereceye düştüğü için, 40 dereceden aşağı düşmediği için de petek sıcaklığı şey oluyor. Yani 40 derece çok fazla geliyor. Ha, çok soğuk zamanlarda atıyorum 1-2 derecelere düştüğü zamanlar da oluyor Antalya'da, çok nadir. O zamanlar belki 40 dereceden yükseltmek bile gerekebiliyor şeyi, kombiyi. Ama normal şartlarda zaten 3 ya da 4 ay yakıyoruz biz Antalya'da. 3-4 ayda şey yapmak gerekiyor. Yani 40 derece bana fazla geliyor. Ya mesela Özellikle arkadaşım da sonbaharda, kom... ilkbaharda herhalde daha şey olur, değil mi? Ya şimdi şöyle arkadaşım da kombi var mesela 30 dereceye kadar düşüyor. O 30'a getiriyor. O mesela sıkıntı olmuyor. Şimdi şöyle temelini anlatayım ben. Çok araştırdım bu konuyu. Şimdi kombinin altında iki tane su vardır. Sıcak su bastığı peteklere bir de ılıklaşıp geri gelen su. Şimdi sıcak su bastığı bizim kombi 40 derece ısıtıp suyu gönderiyor 40 derece ayarlı olduğu için. Giden su bütün petekleri dolanıp sonuçta atıyorum 32'ye 33'lere falan düşerekten geri geliyor. Hiçbir Yani zaman 40 daha derece bile düşer. 30'dan aşağı bile düşebilir. 40 derece gelemiyor. Gelemediği için kombi onu geldiği tarafta bir ölçme şeyi var onun. Yani şey yapıyor. Gönderdiğim 40 gelen 32 diyor. Çalıştırmaya devam et diyor. Gönderdiğim 40 gelen 38 diyor. Çalıştırmaya devam et. Gönderdiğim 40, gelen 40 olduğu zaman tık kendini şey yapıyor. Uyku modunu alıyor. Ama bu sürekli olmuyor ve kombi 24 saatte neredeyse 23 saat çalıştığını görüyorum ben. O bu da metreküp benim bir hesapladım. Antalya'da 6 metreküp falan yakıyor benim kombi. 40 Ondan derecede. sonra evet aynen. Benim kayınço'da benzer bir kombi var. Onda ama kendi markanın termostatı var. O da termostatı manuel olanlar. Bu çevirmeli ve kablolu. Hani duvara montaj edilen. O mesela diyor ki 22'ye getiriyorum diyor. Kendisi açıp kapatıyor bilmem ne diyor falan diyor. Daha düşük fatura geliyor. Ben onu fark ediyorum. Ki onun 4 artı 1'e dubleks. Ondan sonra ben de dedim yani birkaç senedir alacaktım planlıyordum. İşte geçen çok indirim oldu şeyde Amazon'da. Pardon Amazon'da diyorum Trendyol'da. Kozan'ın kendisi sattı Trendyol'da. Çok uyguna sattılar. O zaman aldım artık. Bekletmedim yani. Şu Kaç paraya an aldığını sorabilir miyiz? kaça aldık? 400 müydü? Ben bir de hediye 466 yok. galiba. Yok, benim bir de hediye çekim vardı. Ben 405'e mi 406'ya mı ne aldım? Evet. Yani böyle bir şey geldi. Trendyol'da hediye çek de vardı benim. Ondan sonra yani 400 liraya aldım gibi bir şey diyebiliriz biz onu. Şey diyecektim, ne diyecek? Unuttum siz sorunca ya. Bu 2 haftalık kullanımında peki bir faydasını gördün mü diye? Şey Ha, düşüşü, onu metreküp olarak anlatacaktım. düşüş gördün mü? Ha, onu anlatacaktım. Doğru, şimdi hatırladım. Ben normalde şey yapıyorum. Şimdi bir randıman alsın dedim, bir hafta çalışsın dedim. Bir şey yapayım dedim. Hani bir göreyim dedim. Ayarlarını çünkü kurcalıyoruz ediyoruz. Belki yanlış ayar yaparım. Hani kalibrasyonu var, bilmem nesi var. Yok gecesi gündüzü var, haftalık programı var. Bayağı şey var. Ha ben şu an haftalığa falan ayarlamadım. Ben bir gece ve gündüzü kullanıyorum. Akşamleyin gece 11-12 gibi yatarken gece moduna geçiyor. Ondan sonra sabahleyin 6 gibi 6-7 gibi gündüz moduna geçiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu Ben an iki mod evde yaptım. olduğumuz Şimdi için, evden çalıştığımız için haftalık program modu çok güzel, çok mükemmel ama şu an ona gerek yok. Çünkü
Evet, Hani çünkü evden çıktığımız yok bizim. belli bir evden çıkış saatimiz yok, belli bir geri dönüş saatimiz yok. Hep evde olduğumuz için haftalık program şu an için kullanılmıyor. Ama normalde işe giden ve belli saatte gelen, belli saatte kalkan insanlar olsaydık yine haftalık program modunu kullanmak çok daha mantıklı olacaktı. Şu aşamada karantina döneminde Aynen. dediğimiz gibi manuel olarak elle ev moduna, elle gezi moduna veya elle uyku moduna Aynen alabiliyoruz. öyle. Zaten şey oluyor. Atıyorum sabaha karşı 6 gibi uyanıyorum ben mesela. Yataktan çıkmasam bile telefonda yanımda hemen gündüz modunu alıyorum. Koyuyorum telefonu sağıma. Ondan sonra tekrardan vuruyorum kafayı. 7-8'de işte mesai başladığında kalkıp bilgisayar başına geçene kadar evden çalıştığım için. Hani o arada zaten 1,5-2 saatte ortamın sıcaklığını istediği gündüz sıcaklığına getiriyor. Sonra yine duruyor. Şimdi ben şunu şeyi anlatacaktım. Sürekli atlıyorum. Ben metreküp 6 demiştim. 6 metreküp falan yakıyordu. Geçen sene tam hatırlıyorum. Şimdi de bu sene işte bir kozasız bir de kozalı kullandım. İkisinde de metreküpe bakamadım adam gibi. Ama şöyle yaptım ben. 24 saat mesela atıyorum bugün saat 13'te tam fotoğrafını çektim sayacın küsuratına kadar. Ertesi gün 13'te tekrardan fotoğrafını çektim. Arada farka baktığımda 1,5-2 metreküp falan yakıyor. Bayağı düştü yani. Neredeyse hani geçen sene 6'ydı ama geçen sene biraz daha soğuktu hava. Hani neredeyse yarısından daha aza düştü. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Antalya'nın sıcak olmasından dolayı koza çok çalıştırma gereği duymuyor benim ayarlarıma göre. Evet, sıcak illerde daha Evet. tasarruf Bana yani sağlayabiliyor. sıcak ilde daha bir de biliyorsunuz Antalya'da sizin orada mesela İstanbul'a veya şeye göre Tekirdağ'a göre Edirne. pardon Edirne'ye göre şeydir. Ne derler ona? Daha nemli. Metreküpü daha pahalı Antalya'da. Çünkü Öyle Antalya'da mi? kullanan daha az enerji otomatik olarak daha çok kâr edebilmek için metreküpü yüksek satıyor. Çünkü Bir de abi sizin Antalya'da Antalya lüks nemli gibi olduğu doğalgaz. için dereceyi ister istemez daha sıcak hissediyorsun nemden dolayı. Hani yazın nasıl böyle durduğun yerde Antalya'da terlersin ya, Evet. balkonda otururken bile. Yani kışın da o geçerli. Sonuçta evde konuştuğumuzda %60 nem diyorsun mesela. Bizim evin nemi şu anda bebek olmasına rağmen, her petekte iki tane suluk olmasına rağmen %40'larda 45'lerde dolaşıyor. Yani şehrin nemli olmasından dolayı bir ısı kazancın oluyor senin büyük ihtimalle. Evet. Biraz Levent'e verelim. Levent, var mı bize sormak istediğin bu koza hakkında merak ettiğin Abi veya işte çalışma prensibiyle alakalı sormak istediğin bir şey? çok şey var. Şimdi siz iki kosa kullanan Buyurun. kişi olarak direkt konuya girdiniz. Ben hani birinci şuradan gireceğim. Biliyorsunuz yakın zamanda benim eski kombim bozuldu. Mecbur yeni bir kombi almak zorunda kaldım. Bu kombiyi almışken bir kere masrafa giriyorken de size de sordum işte sen kullanıyorsun olur akıllı termostat. Benim abim de Baymak'ta çalışıyor. Ona da sordum. O da çünkü evinde kullanıyor bir akıllı termostat. Hani bunun mantığı ne? Hani niye akıllı termostat kullanıyor? Çünkü Türkiye'de maalesef çok kullanılan cihazlar değil. Genellikle markalar yani kombi markaları kendi cihazını satabilmek için açıkçası şöyle yapıyorlar. İşte farklı bir akıllı termostat takarsan garantisini işte hani herhangi bir bozulmada biz garanti kapsamı dışına çıkartırız. Tamam diyoruz. Mesela ben kendi aldığım kombi markasına sorduğum zaman ne kadar sizde akıllı termostat sizinkini alayım o zaman dediğim zaman bana verdikleri rakam hani bu Kosa'nın akıllı termostatının kullanabileceğim özellikleriyle işte uygulama üzerinden ayar yapabileceğim termostatın fiyatı 2800 lira. Kombi zaten ben aldığımda işte 5600-6000 lira civarında bir kombi parası veriyorum. 2800'e de akıllı termostat o markanınkini haliyle alamıyorsun. Şimdi Yani baktığımız zaman işte Kosa gibi işte başka markalar da var. Türk yapımı markalara baktığımız zaman fiyatlar çok çok uygun. Hani demin Kaan söyledi 400 lira civarında almış mesela. 400-500 civarında bir akıllı termostat alabiliyorsunuz. Bunun çalışma prensibini ben biraz araştırdım, onu soracağım size. Şimdi araştırdığım kadarıyla şöyle bir şey var. Odanın sıcaklığını ölçüyor ve kombiye çalış ya da çalışma diye bir emir direktifte gönderiyor. bulunuyor uygulama üzerinden. Bunun dışında bu ayarlamayı yaparken siz herhalde oda sıcaklığı ayarlıyorsunuz değil mi? Çünkü demin Kaan çok Evet. güzel özetledi.
Kombi çalışırken petekten gelen suyun sıcaklığına göre çalışıyor. Ama bu cihazı alırsam odanın sıcaklığına göre çalışacak. Evet. Evet, Peteğin ben ne olduğunu şöyle önemsemiyor. anlatayım. Şimdi bizde biliyorsunuz yeni bir bebeğimiz doğdu. Eskiden ben mesela 22,5 derecede tutardım oda sıcaklığını. Kombiyi de çok kış ayında işte Ocak, Şubat gibi 55'te tutardım. Normalde de 50'de tutardım. Şimdi şartlar değişti tabii. Artık oda sıcaklığını 23,5'ta tutuyorum. Kral geldi. Yani evet, kombiyi de 60'a çektim. Neden? Çünkü şöyle, hani ev çok soğumasın. Kombi ısıtırken de ev bir yandan soğumaya devam etmesin. Hemen derecesi düştüğü gibi 23,5'tan 23,4'e düştüğü gibi hemen çalışsın ve hızlı bir şekilde ısıtsın diye 60'a ayarladım. Ama ben eğer sizin kombiniz yoğuşmalıysa, yoğuşmalı kombilerde de şu var. Belli bir derecenin üstünde yoğuşma yapmıyor diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama 50-55 derecenin üstünde yoğuşma yapar diye biliyorum. Mesela 40'ta bir kombi yoğuşma yapmaz. Bilmiyorum var mı bilgisi olan ama o yüzden hem yoğuşma devreye Doğru girsin söylüyorsun. hem de hızlı bir Yüksek şekilde sıcakta ısıtsın diye. aynen yüksek sıcakta yoğuşma devreye giriyor. Yoğuşmanın anlamı zaten yakamadığı gazı tekrar yakmak gibi bir şey. Evet. Abi burada hemen araya girip bir şey sorayım mı? Şimdi Tabii. Onur dedi ya 23.5'u ayarlıyorum. Uygulama üzerinden ayarlıyorsun ya Onur. Evet. Bir de bunu ayarladığının dışında kombiden de mi ayar yapmak zorundasın? Evet, Kombinin derecesini de mi ayar? kombiden petek suyu sıcaklığını ayarlıyoruz. Yani peteklerde su kaç derecede dolaşsın? Yani istersen sen 30'a da ayarlayabilirsin ki benim kombim 10 dereceye kadar düşürebiliyor petek suyu sıcaklığını. Hani Ne kadar ilginç seninki. donma koruması mahiyetinde. Demir döküm Nitramix P24. Bu arada kombi hani almak isteyenlere tavsiye edilebilir. Ben şu anda dediğim gibi bebekten dolayı hızlı ısıtma yapsın diye hani çok düşmesin 23,5'tan 23,1'e 23,2'ye düşmesin diye hızlı ısıtma yaptırıyorum. Bir de şu var, kombiye çalış emri verdiğinde tamam kombi hemen devreye giriyor. Onda sıkıntı yok. Ancak hemen birdenbire 60'ta çalışmaya başlamıyor bu kombi. Birkaç dakika sonra tam performansında çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla orada biraz bir gecikme söz konusu oluyor. Ha bu benim kombimden midir yoksa bütün kombilerde mi böyledir? Araştırmalarıma göre bütün kombilerde böyleymiş. Yani hemen Ya şimdi tık şöyle diye bir şey var Onur. açtığında hemen yüksekte çalışmıyormuş. Ya fizik kuralı var zaten. Sen bir şeyi bir anda tavana çıkaramazsın yani. Yavaş yavaş her şey olur, ısınır yani. Su da bir anda 60 dereceye çıkamaz. Bir Evet. zaman alacaktır 60 dereceye çıkması. Ben mesela 40'a ayarlıyorum. 40'a daha çabuk çıkıyor. Ama Yani. zaten şöyle bir durum var. Senin petek sıcaklığını kombi o daha önce yapıyor, müdahale ediyor yani. Hani sen petek sıcaklığını atıyorum bayağı bir çalışmadı. 7-8 saat çalışmadı. Bende oluyor öyle. Diyelim ki 20 derecelere kadar düşürdü petek sıcaklığını. Benimki 40'da açık olduğu için 40'a getirene kadar yani o yükseltene kadar belki daha 40'a getirmeden oda sıcaklığına vardığı için koza kombiyi kapatıyor. Belki peteklerin sıcaklığı 33'lerde, 35'lerde kapatıyor tekrardan. Çünkü diyor ki senin istediğin oda sıcaklığına geldi diyor. Ben peteğin sıcaklığını 40'a getiremedim ama diyor. Koza kapatıveriyor Ya şeyi. zaten Yani orada peteğin sıcaklığı bu önemli değil. kombinasyonların hepsini Odanın aklınızda sıcaklığı önemli. tutmanız lazım yani. Yani odanın sıcaklığı önemli. Peteğin sıcaklığı hangi durumda önemli? Peteğe sen asmışsındır işte bir iki tane o su şeyleri var ya. Hani Ortam buharlaşma nem şeyi. arttırsın diye su kabı koyarsın iki tane. Onlar daha çabuk buharlaşsın işte nem daha hızlı artsın diye. Petek sıcaklığı anca orada önemli olur. Şimdi cihazın teknik olayından bahsedelim. Şimdi cihazda iki tane parça var Levent. Biri kombiye bir kablo vasıtasıyla açma kapama işini yapan kombi kontrol ünitesi. Bu Wi-Fi ile internete bağlanıyor. Evindeki Wi-Fi'ye bağlanıyor. Aynı zamanda yine Wi-Fi ile pilli ya da kablolu kullandığın ekranlı cihaza bağlanıyor. Ekranlı cihaz ona yak diyor. Yakıyor. Söndür diyor. Söndürüyor.
Bu cihazda mesela ben pilli kullanıyorum. Bugün sırf Kaan dedi diye bir elektriğe takayım, adaptörle çalıştırayım dedim. Adaptörle çalıştırma performansı için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama sanki bana iyi gelmedi. Pilli daha iyiydi sanki diye düşünüyorum. Kaan Ne yönden? sen, yani şöyle söyleyeyim, nasıl diyeyim? Oda sıcak değil ama sıcak gösteriyor gibi oluyor. Yani 24,5'ta zaten eline aldığında bir 28'e çıkıyor da sonradan şeye 24,5'a düştü ama aslında o da 24,5'ta değil ama Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Elektriğe taktığım için yerini de değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Normalde bir sehpa üzerinde dururken ben elektriğe sana taktığım söyleyeyim, için yeri de sen değişiyor. muhtemelen elektrik ve kablo bağlı olduğu için yerini değiştirmek zorunda kaldığın için oradan mesela hoşuna gitmedi herhalde de Evet, ön yargı oldu. ortam da Şimdi değişti yani. O ortamın farklılaşmasından kaynaklı da olabilir. şöyle bir şey Aynı anlatalım yere koyma izleyenlere. şansım yok. Şimdi bu akü şeyle pille çalıştırdığınız zaman şey yapıyor. Uyku moduna geçiyor. Işığını kapatıyor. Pili çabuk bitmesin diye. Ve ben bunu bir forumlarda okudum. Bunu hatta işte asıl şeye sormak lazım. Teknik servis tarafına sormak lazım. Bunu yazılımına veya şeyine. Mesela pilliyken ortam ısısını ölçme dakikası kaç acaba? 1 dakikada bir mi Öyle bir ölçüyor? Beş bilgi yok dakikada bir mi yani. ölçüyor? Ama Ya pilliyken da ortam ısısını ölçme aralığı uzuyor herhalde. Ha, yani ama mesela elektriğe bağladığın zaman zaten bir enerji tasarrufu veya bir sıkıntıya girmediği için zaten ekranı sürekli açık bırakıyor. Mesela sürekli dereceyi görüyorsunuz. Pilliyken kendini söndürüyor, kapatıyor ve göremiyorsunuz. Ama ötekinde düzgün görüyorsunuz. Ben forumlardan okuduğum kadarıyla şey de diye duydum. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta bunlar hep kullanıcı yorumları. Yanılıyor olabilirler insanlar. Elektriğe bağladığın zaman daha kısa süreli aralıklı ısıyı ölçtüğü için daha doğru veriyi veriyor sana diyorlar. Ama pilliyken diyorlar, pil azaldığı zaman falan diyorlar, daha uzun vadeye kendisini ölçmeye alıyor ve bu da seni yanıltıyor diyorlar. Ortam sıcaklığının aslında olmayandan farklı söylüyor diyorlar. Bir de kabloyla kullandığımda şu özelliğini sevdim açıkçası. Pildeyken ekranını kapatıyor otomatik olarak birkaç saniye sonra. Ama ayarlarsan eğer, bir ayarı var çünkü. Ayarlarsan ekran sürekli açık durabiliyor. Sürekli ekrandan, hani zırt pırt telefondan uygulamaya girmeden bile kendi ekranı üzerinden görebiliyorsun kabloyla çalıştığında. O da güzel. Şeyi de güzel. Şey Buyur. sorayım Sayı abi. LED'lerle olduğu için sayının şeyi de güzel olduğu için hani nasıl diyeyim Aha. ben sana Şekli de modern güzel. göründüğü için cihazın yapısı da mesela salonda veya o bir yerde koyuyorsun. Hani saat gibi görünüyor yani karşıdan saat gibi görünüyor ama saat değil tabii ki hani. Evet. Levent. Şimdi şeyi soracağım. Siz konuşuyorsunuz böyle bu pilli konusunda mesela ekran kapansa da sonuçta dereceyi ölçmeyi kendi içinde devam ediyor değil mi? Evet, Yani ekran devam ediyor kapandı canım. diye ölçüm Uygulamadan dereceye bitirmiyor. bakabiliyorsun. Ya Yani da ekran istersen tepesine kapalıyken bas. de Bir düğmesi var. Tepesine bas. Ekranı uyandır. Oradan gene bakabilirsin. yok şunu soracağım. Ekran kapalıyken de sonuçta derece düştüyse kombiyi çalıştırıyor. Evet. Yani Tabii onda tabii. bir problem yok. Sanki orada sadece normal bir havanın nemini ve derecesini ölçen bir cihazmış gibi, böyle renksiz bir şeymiş gibi bekliyor öyle. Yani Ama eğer kontrol sağlıyor. Kontrol yapıyor evet, yine. kontrol sağlıyorsa yani ekranın kapanıp kapanmaması çok Ya ilgilenmemeli şey oluyor aslında. işte, İşte böyle görüntü açısından. Yani senin yani hoşuna şey oluyor dediği kapanan gibi giden, benim telefondan hoşuma açık bakıyorsunuz gider. fırtınanın. O şekil. Kaan, duyamadım, bir daha Telefondan söylesene. bakıyorsun de yani dediğin gibi senin telefondan bakıyorsun ya kaç derece olmuş bilmem ne falan diye ekran açık olunca güzel oluyor ya ben sürekli görüyorum yani karşımda. Ne zaman yandı ne zaman yanmadı orada çünkü bir tane de yuvarlak şey var. Kombiyi yaktım yakmadım diye de kendi alev ışığı var. O da göremiyorsun sen pilliyken de. Evet, evet Mesela şu doğru. an yanıyor mu yanmıyor muydu da oradan görebiliyorsun sürekli. Yani Peki ben yine bir şey sorayım size. Bu akıllı termostatı aldık. Şu an hani demin ben başa döneyim. Hani genellikle bu ürünler masraf olarak gözüktüğü için ekstra para cebimizden çıktığı için çoğu evde yoktur aslında. Hani çoğu kullanıcı kullanmıyor ama bunu almamızın ya da almak istememizin mantığı tasarruf sağlamak. yani. Evet. Yani Aslında ben sana bir şey yakıttan. söyleyeyim mi Levent? Sen bir şey konuya geldin de beni aklıma şey getirdin. Ya aslında bu kombi satanlar bunun da oda termostatını yanında vermeleri lazım ya. Ya bu çok zor bir şey değil ya. Yani yanında vermeleri lazım. Hatta geldiklerinde sen kablolu veya kablosuz döşeyip hazır hale getirmeleri lazım. Yani Abi bak ben şimdi kombi alırken özellikle bunu soruyorum.
Emin ol, kombi satan adam yani biraz bana Hayır şey olarak ama bakıyor. fiyatı Hani içinde, niye? içinde olacak. Hayır, şunu şöyle bakıyor adam bana. E niye soruyor ki bunu? Hani o kadar çok istenmiyor ki bu ürünler. Çok talep edilmediği için Ama müşterilerden. şimdi şöyle bir şey var. Sen istenmemesine nasıl karar veriyorsun? Genel yapıya bakıyorsun, değil mi? Genel Abi yapıda fiyatlar herkese baksana. Sana hayır, o, 2800 lira hayır bir demiş yani. saniye. Bir saniye onu. Oda termostatı olayı ilk başta zaten kombiler ilk satılmaya başladığında, dünyada ilk satılmaya başladığında yanında verilirse, insanlar öyle alırsa, sen bir kombi ben termostat vermiyorum dediğinde, aa ben onu almam, termostatı niye vermiyor oda termostatı? Standart olması lazım derdi. İnsanlar alışırdı ve öğrenirdi. Ama şimdi sadece ne diyeyim işte, evinde daha az fatura gelsin diye şey yapayım diye işte daha uygun fiyatlarla evimi ısıtayım derdine düşen insanlar oda termostatın peşine koşuyor. Ya ben Kaan şunun için sordum. Şimdi ben mesela almak istediğim zaman o bayide yok mesela. Çok satılmadığı için adam stok tutmamış. Öbür bayisine soruyor, öbürüne soruyor falan. Şimdi senin dediğin nokta da çok doğru. Bunlar beraber satılsa, hatta bence yasal olarak zaten nasıl yoğuşmalı kombi Bence de. artık zorunluysa ülkede, eskiden farklı tipte de alabiliyordun. Şu an yoğuşmalı zorunlu hale getirdi. Yeni kombi alıyorsan yoğuşma harcı almak istediğin zaman ya ikinci el alacaksın. Sıfıra, sıfırını satmıyor adam. Bunu da termostat fiyatlarında demin söylediğim gibi yani 2800 lira bir termostat olmaz abi yani. Sonuçta Yani bunu yaptığı bir üreten şey çok basit bir şey ya. Çok bir şey de, bir anahtarlama yapıyor yani. yani Türk satıcılar var işte KOSA gibi. Bunlarla ortak çalışmalar yapılıp zorunlu hale getirirse, örnek veriyorum, ben kombi alırken 5000 lira cebimden çıkıyor ya. 300'ü ya da 500'ü de vermek zorundayım. Zaten bu totalde baktığın zaman, düşündüğün zaman sana tasarruf ettirdiği için bir senede bilemedin 2 senede bunun parasını çıkartıyor ki bir senede mutlaka çıkartıyordur yani. Ya da sana şey diyebilir mesela, Levent Bey der işte, atıyorum 6000 lira kombi, 500 lira daha fazla verin, size orijinal şeyini verelim yanında dese, sen gider alırsın, hiç uğraşmazsın Abi yani, zaten orijinal takside dersin. giriyorsun. Diyorsun Ha ki ya yani 99-100 yani hani bana koymaz diyorsun. Tamam ben onu da ver sana dersin. şöyle bir şey konu açacağım, bakalım siz ne düşüneceksiniz bu konuda. Benim şöyle aklıma geliyor, hani hatırlıyor musunuz, bilirsiniz, Amerika'da bazı mahkemeler hep böyle şeydir, hani adam hakkını arar. Mesela kediyi atıyorum bilmem neye atmıştır, öldürmüştür, mahkemeye verir. Evet, kitapçında yazmıyor diye kazanır. Bir ton para alır mesela. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle Amerika'da termostatlar üstünde verili satılıyordur. Çünkü adam diyordur ki, gitse mahkemeye dese, arkadaş senin sattığın, ben 40 derece ayarlıyorum ama oda sıcaklığı hiçbir zaman 40 derece olmuyor, sen beni kandırıyorsun diye mahkemeye verse Amerika'da, muhtemelen kazanır. Tamam mı? Onun için de Amerika'dakiler bu kitapçığa ya yazarlar ya da derler ki oda termostatında verirler, ortam sıcaklığını ölçüne göre kapatıyor açıyor derler, kurtulurlar bu işten. Bizim Türkiye'de dediğin gibi çok açık var bu konularda. Yani ve dediğin gibi keşke bir devlet şeyi teşviği olsa da, mecburi koşsalar yanında verilse yani. Kaan, bence zaten enerjiyi dışarıdan alıyoruz yani. Biz gidip ülkemizde yeni yeni işte doğalgaz rezervleri buluyoruz. Yani sonuçta gidiyorsun Rusya'dan alıyorsun, başka bir Azerbaycan'dan alıyorsun. Dışarıdan alıyorsun. Sonuçta cebimizden para vererek alıyoruz. Bu en azından aldığımız enerjiyi düzgün kullanmak lazım, tasarruflu kullanmak lazım. Evet. Yani bu akıllı termostatların üretenler de bence çok sesini duyuramıyorlar bu konuda. Hani ya biz işte ben onu kullanıyor diye ya da senden duydum diye etrafımızda kullanan, çevrede duyduğumuz için zaten hani dur alalım biz de moduna giriyoruz. Ama bunu genel anlamda böyle bir kamu spotu gibi ya da bu üreticiler çok sesini duyurarak her yerde bunu anlatarak yapsalar, özellikle bu kriz anında işte doğalgaz 2 senede nereden nereye geldi? Ya açmaya insanlar korkarken en azından böyle bir çözümle Evet. hem daha çok ısınarak daha az para verecek. Bir de Antalya gibi böyle sıcak yerlerde bu oda termostatının bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten kontrol etmek lazım. Kombiye bırakmamak lazım her şeyi. Çünkü Antalya zaten geneli sıcak. Ama mesela atıyorum, ben Ankara'da eksi onlarda yaşayan zamanda yaşadım Ankara'da çocukken. Eksi onlarda sürekli haftalarca eksi onlarda gezerdim. Mesela ondayken sen kombiyi kapatma lüksün yok eksi onda. Normal alıyorsun ve sürekli çalışsın istiyorsun, aman kapatmasın dersin. Çünkü gerçekten soğuk yani. Hani öyle bir lüksün yok, kapatma lüksün. Ben Onun için gireyim belki araya. Şöyle sorayım. ben bitireyim. Türkiye genelinde onun için şey olabilir belki. Hani oda termostatını genelde soğuk illerde doğalgaz olduğu için, hani oda termostatını bilmiyor olabilirler insanlar. Sonuçta ben kombiyi açıyorum, ısıtsın yeter, ben üşümeyim kafasında oldukları içindir. Ama Antalya'da ben kime sorsam doğalgazı kullanan,
çoğunda oda termostatından haberdar. Ya almıştır ya alma arifesindedir. Yani işte bu sene alayım, seneyi alayım falan der yani. Şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim. Oda termostatı akıllı veya akıllı olmayan her zaman da tasarruf için kullanılmayabilir. Mesela benim şu anki durumumda benim yapmam gereken şey çocuğun bulunduğu odayı sabit derecede tutmak. Yani aşırı soğumasını veya aşırı ısınmasını engellemek. Aynı zamanda nemi de ölçüyor bu koza. Nemi de bir şekilde %40 ile %60 arasında tutmam lazım. Her zaman tasarruf için kullanılmayabilir. Kimi zaman da benim gibi odanın sıcaklığını sabit tutsun. İşte düştüğü zaman kombiyi açsın. Çıktığı zaman kombiyi kapatsın şeklinde de kullanabilir. Yani şu an tamam benim ilk alırkenki amacım tasarruf etmekti. Şu an benim amacım tamamen değişti. Şu anki benim amacım sadece odanın sıcaklığını sabit tutması. Başka bir amacım yok. Faturada artık ne kadar gelirse gelecek, yapacak bir şey yok. Yani bir yerden Ya sonra şimdi tabii faturayı düşünemiyorum mesela benim durumda. İşte ya çocuktan şimdi dolayı yeni yeni doğan çocuk daha olduğun bir zaman haftalık. Buyur abi. şimdi yeni çocuk olduğu için senin bir kere keseye bakmıyorsundur yani o en son şeydir. İşte bakamıyorsun Sen şu yani. an doğalgazla ilgili keseye gelene kadar sen çocukla ilgili neler harcamışsındır bunu görmezden geliyorsundur yani hani öyle bir şey var. Evet, Şimdi aşk. çocuğun eşyaları bilmem neleri elbiseleri onu aldın doğum parası bilmem ne derken zaten harcadığın paranın haddi hesabı yoktur muhtemelen. Çünkü bende de iki çocuk var biliyorum. Evet, bayağı Onun bir para için harcadık. hani ha, onun için yani bir de ilk çocukta genelde daha çok harcanır. İkincilerde değil de ilkte çok harcanır. Onun için tahmin ediyorum şu an senin doğalgazın kaç para yaktığını umrunda olmadığını tahmin edebiliyorum yani. Mesela bir haftadır yaktık, 385 lira doğalgaz gelmiş. Ha, öncesindeki 3 haftada normal şekilde 22,5'da yakmıştık. Bir haftadır işte tam full yanıyor, 23,5'da yanıyor. O fark, düşün, 385 lira doğalgazın Benim metreküpü de burada 2 lira olmuş. Başka yerde ne kadardır bilmiyorum ama. Bak ben Antalya'da 3 yıldır doğalgaz kullanıyorum. 3 yılda daha benim 172 372 lirayı geçmedi faturam. Düşün İşte yani aylık. Edirne aşırı İşte soğuk ya. ya doğrudur tabii işte ondan dolayı diyorum. Baksana bir haftalıkta sen 370 lira bir de şey var sende Bir oda haftalık termostatı değil ya. varken Bir yani. aylık da bir haftası işte yüksekte yanma. Ha. Aha. Peki. Anladım. Peki arkadaşlar size bir şey daha sorayım. Şimdi oda akıllı termostat konuşuyoruz ama KOSA ile girdik ya. Siz de KOSA tercih ettiniz. Ben de KOSA bakıyorum. Peki diğer seçenekleri ben hani kendi markası pahalı diye yani kombinin markasını pahalı hesapladıkları için tercih etmedim. Peki siz niye KOSA tercih ettiniz? Yani başka akıllı Bende termostat şey markaları da var. var. Uberus mu? Uberus marka şey var. Buderus. Kombi var. Ha, Buderus pardon. Buderus. Buderus marka kombi var. Buderus'un kendisinden geçen sene taktıracaktım. 460 liraya takarız dedilerdi. Kabloluyu. Yani Böyle. böyle çevirmeli kabloluyu. Orijinalini gelip takacaklar. 460 liraydı geçen sene. Pandemiden önce yani. Ki şimdi ne kadardır hiç sormadım bile. Şimdi Koza'yı benim tercih etme sebebim şundan kaynaklanıyor. Birincisi Türk girişimcisi, Türk malı olduğu için. İkincisi telefonla falan internetle müdahale edilebilenin en uygun olduğu için. Ve bu termostatın yaptığı görev sadece kapat aç ya anahtarla mı termostatın altında yani. Hani daha ne yapabilir ki yani bu kadar yüksek fiyatlar oluyor diye benim hani uyguna bakma sebebim bundan yani. şimdi ben söyleyeyim. Bende zaten bir oda termostatı vardı. Demir dökümün. Exa Control 7R diye bir modeli. Kablosuz model. Ancak işte manuel olarak elle programlıyorduk. Öyle çalışıyordu. Uzaktan kontrolü, internet falan böyle şeyler yoktu. Koza ile tanıştım. Bir yerlerden duydum işte Koza'yı. Ancak önce bir demir dökümün bu tarz kablosuz ve internetten uzaktan erişilebilen bir cihazı var mı diye baktım. Evet var. Demir döküm Migo diye bir cihaz. Bu cihazın fiyatına baktım. O zaman Koza 250 liraydı. Migo'da 1000 liraydı. Arada 4 kat fark var. Aynı işi yapıyor. Hatta Koza'nın tasarımı masarımı çok daha güzel. Migo'nun tasarımı böyle kalasvari bir tasarımdaydı. O yüzden ben Migo'yu tercih Abi etmedim. Çok pahalı onu olduğu için. şöyle bir şey var zaten firmalar yani kombi markaları kendi markasını satabilmek için daha doğrusu yani biraz da kitlemek için diyeceğim yani yanlış anlamasın kimse.
Yani şimdi bir fark hani 1'e 2 olsa bile belki insan der ki aynı markalıyım de hani problem olmasın. Evet, Ama 1'e zaten 4 olursa ya ben işte daha yeni aldım kombiyi 5600 kombiye verdim. Adama sordum bu özellikle bir Buderus ben de Buderus aldım. Buderus marka akıllı termostat ne kadar? 2800 lira abi diyor. Yani dedim ki ya gözünü seveyim yarım kombi parası ya bu böyle olur mu dedim yani. Adam da haklısın diyor yani pahalıya satıyoruz diyor. Şimdi kar marjı bence inanılmaz yüksek. Çünkü aynı cihaz ya aynı işi yapan cihaz 450 liraya 500 liraya satılabiliyorsa oradaki yapılan şey çok farklı yani. ya kar marjı da şirket yapıyor. Satıcı değil de şirket kar marjı olayına giriyor. Mesela ne diyecektim? Mesela 4 kat aşırı geldi bana. Ben de gittim işte kablosuz internetten kontrol ettim. Daha önce videolarını izlemiştim. Kullananların deneyimleri, bir sürü soru sordum. Forum donanıma verdi. Sorular sordum. İşte ben aldığımda Koza V4 modeliydi. Şimdi Kaan'la beraber başka aynı bir modeli kullanıyoruz. Benimkinde ufak bir sıkıntı çıktı. Değiştirelim dediler. Değiştirdiler. Ben de hayır demedim tabii ki. Şimdi model ismini belki başlığa ya da açıklamaya yazarız. Şimdi tam hatırlamıyorum model ismini. Koza'nın. Ama en son çıkan ve kendi sitesinde satılan bu model zaten. Hem pilli hem de elektrikli diye geçiyor. Yani uzaktan kontrol etmek iyidir. Mesela şu durumlarda bile çok güzel. Mesela çıktın evden bir misafirliğe gittin. Hani bu dönem için geçerli değil belki de. Bir misafirliğe gittin. Ya da işte sabah iyi kalktın. İşte biz 6.30-7 gibi kalkıyorduk. Kombiyi halladın, ateşledin en yüksekte. İşe giderken kombiyi kapatmayı ya da işte kapatmayı demeyelim de derecesini düşürmeyi unuttun. E ne oldu? Kombi haybeden bütün gün en yüksek derecede ya da en yükseğe yakın bir derecede sen yokken evi ısıttı. Ne oldu senin şeyin? Bu unutmanın maliyeti sana günlük fazladan boşuna yakılan bir 10 metreküp olarak geri döner mi? Kesinlikle döner. Yani 2 liradan hesapladığında günlük 20 lira sırf kombinin derecesini düşürmeyi unuttun diye. Böyle uzaktan kontrollü bir cihaz olduğunda Koza gibi düşürmeyi unutsan da açarsın telefonunu, bakarsın hemen şeye. Yanıyor mu hala? Yanıyor. Düşür şeye işte git dışarı modunu al ya da ne bileyim hangi modu istiyorsan onu al. Kullanıcı modu da var mesela. İstediğin kadar istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Bütün modları istediğin gibi ayarlayabiliyorsun gerçi de. Unuttuğunda senin o yaşadığın maddi zararı absorbe edebiliyor. Misafirliğe gittiğinde, Peki. işe gittiğinde, işe giderken düşürmeyi unuttuğunda. Doğru mu? Onur burada şeyi ekleyeyim sana. Şimdi benden özellikle şu an araştırma safhasındayım. Siz kullanıyorsunuz. Baktığımda şöyle bir şey var. Hani iki kullanıcı var evde diyelim ki. İkiniz de evden çıktığınız zaman otomatik dışarı modunu alıyor galiba. Okuduğum yorumlardan edindiğim Şeyle bilgi. yapıyor onu. Otomatik konum modu var. Lokasyon. Lokasyonla cep telefonunu ayarlıyorsun. Cep lokasyondan çıktığı zaman cep telefonu otomatikman şey yapıyor. Bir çap Dışarı ayarlıyorsun. Daha modunu doğrusu yarı çap o moda ayarlıyorsun. alıyor. İşte evden 250 metre yarı çaptan uzaklaştığımda kombiyi kapat gibi. Otomatik konum şeyi yani. Bir otomatik İşte konum geri var. Bir haftalık program var. Bir de manuel olarak modları değiştirdiğim bir ya bölüm var. aslında bilirsiniz şey gibi ya hani Bluetooth'la ilgili şey vardır ya böyle şifreleme mesela eve gelirsin. Eve geldiğin zaman Bluetooth'la bağlandığı zaman şey yaptığı zaman şifreler mesela iptal olur. Öyle bir Android'de öyle bir özellik var. iPhone'da yok da iOS'ta. Bilirsiniz Android'de vardır. Mesela kolunuzda saat varsa ve Bluetooth'la bağlıysa telefona saat olduğu için otomatikman telefonla biri sensindir yakındır diye telefon şey diyor. Şifreleri kaldırıveriyor mesela. Hemen parmağınla kaydırdığında geri veriyorsun. Ya o da Ama mesela ayarlanabilen bir şey. telefonu bıraktın salona, sen arabaya aşağı indin mesela, 3 kat aşağı indin, Bluetooth koptu. O telefon hemen otomatikman şifreliğe geçiyor. Arkadan birisi geldi mesela şifre şey yapmıyor gibi. Aslında mantık aynı mantık kullanıyor. Anladın mı? O Yani Bluetooth'la dışarı bağlandı, çıkarken o algılıyor, dışarı modunu alıyor, yaklaşırken de evde kullanıcı telefonunu moduna alıyor. geçiyor. Ya Ama konumla işte yapıyor orada tamamen GPS de yapıyor. telefonun GPS'ine güvenmen lazım. Yani iyi olması lazım. Eğer randımansız çalışan bir GPS ise ondan sonra donu verirsin. Bir bakarsın yakmamış etmemiş bir şeyler olur. Hani zaten çok dışarı çıkıp giriyorsan haftalık program yapman daha iyi. Onur'un dediği gibi de ben mesela bazen cuma akşam bir yere gidiyorum misafirliğe. Atıyorum köye, beldeye bir yere. Ya diyorlar ki kalıver bu akşam ne yapacaksın gidip dönüp bilmem ne. Tamam hadi kalalım diyorsun.
O zaman mesela tık hemen girip kozadan hemen 18 dereceye düşür. Hiç yanmasın. 18 derecede dursun evin içi. Ha. Zaten dışarısı Antalya 18-20 derece. Dönerken de yola Anladın mı? çıkarken de Ha. tekrar yükseltsen eve gidene kadar ısınsın Ha, yani. eve gidene kadar da yükseltirsin tekrardan. O kendisi normal petek sıcaklıklarını normale çevirir. Yani Hani sıcak bu eve konuda girmek gibi olur. aynen, Evet. aynen. Hem de çok doğalgaz yakmamış olursun yani. Tasarruflu olur. Ama öteki türlü ben mesela bir hafta şeye gidiyordum. Gazipaşa'ya gidiyordum Antalya'dan. Hanımın memleketine gidiyorduk mesela 180 kilometre. Ama diyordum ki ben hayır kapatmayalım hiç açık kalsın. En küçüğe getiriyordum. Bir hafta kendi başına ev sıcak kalıyordu öyle mesela. Hani ve yazık günah bir hafta yanıyordu öyle. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir de size şeyi sormak istiyorum. Bu demin bahsettiğiniz ya modlardan kullanıcı modları ayarlanabilir dışarıda modu vesaire gibi. Kullanıcı modu ayarlarken ben şunu yapabiliyor muyum ya? Örnek veriyorum gece 10'dan sabah 6'ya kadar işte 20, normalde 23'te çalıştırıyorsam 21'e düşür. Hani gece sonuçta ben de yataktayım, yorganın altındayım. Çok ısısına çok gerek yok ama örnek veriyorum 7'de uyanacağım. 5'ten sonra 23'e çek. İşte gündüz güneşliyse mesela haftalık program yaparken işte 1 ile akşam hani güneşin olduğu saatte 5'e 6'ya kadar işte 21'e düşür. Sonra tekrar 23'e çıkar gibi böyle kendim manuel programlayabiliyor muyum bunu? Evet, haftalık programda o şekilde 15'er dakikalık periyotlar halinde yapabiliyorsun. Mesela bir diyelim gece 12 ile sabah 6 arası işte 21'de yansın. 6'da işte 24'e çıksın. İşte 8'de evden çıkarken mesela 8'de de çıkalım diyorsun mesela evden. 8'de tekrar 20'ye düşsün, 21'e düşsün gibi yapabiliyorsun. Yani dediğim gibi ev modu, gece modu, kullanıcı modu ve dışarı modu var. Ve bunların farklı renkleri var. Mavi, kırmızı, yine açık mavi ve sarıydı galiba. O renklerle zaten nasıl yaptığın anlaşılıyor. İşte burası ev modu mu? Zaten logoları da var. Ev modunda bir ev işareti çıkıyor. Gece modunda bir ay işareti çıkıyor. Dışarı modunda yürüyen bir Cinali resmi var. Kullanıcı modunda da bir iki tane yan yana kafa vardı galiba. O şekilde resimlerinden de logolarından da anlayabiliyorsun çok rahat şekilde. Yani kullanımı çok kolay ve çok mükemmel. Mesela pil göstergesi de var. Pili kullanıyorsan uygulamanın içinden bunun pili ne kadar kaldı diye bakabiliyorsun. Var mı Peki başka normal sorun? kalem pille mi çalışıyor? İnce İnce kalem pille mi pil. falan mı? 3A pil herhalde. 3A pil. Kumanda pilleri var ya. Hmm. 3 tane. Zaten Tamam içinde bir... çıkıyor gelirken. İçinde gelenleri de söyleyeyim istersen. Tamam. Bağlantı kablosu geliyor. Kombi Şeyle kontrol ilgili. ünitesinin kablosu. Kombiye bağlamak için. Deprem oluyor galiba Antalya'da. Hadi ya. Sallandım valla. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Geçmiş diyorum. olsun çok. Valla hani ilk önce şey dedim. Sandalye mi sallanıyor dedim. Bir şey olmadı herhalde. Çok az geçti. Neyse. Ne diyordum ben? Ha, kablo çıkıyor arkasında. Anahtarlama yapsın diye. Kombinin altına bağlıyorsun. O kablo bir de kombinin altında kozanın ana ünitesi var. Ana ünitesini birbirine bağlamak için bir kablo çıkıyor yani. İki uçları falan güzelce ayarlanmış. Hani metal falan böyle. Hani böyle abuk sabuk bir kablo değil yani. Ondan sonra. Üç tane pil çıkıyor. Kozanın salonda duracak olanın arkasına destek olan bir tane destek olsun diye plastiği çıkıyor. Ayak, Ayaklı. ayak. Ayaklığı çıkıyor. Onun dışında bir de dübeller falan çıkıyor. Bir Eğer de hani monte etmek istersen. kombi kontrol ünitesinin elektrik kablosu da çıkıyor böyle radyo kablosu gibi, değil mi? Daha deprem oldu diye yazıyor herkes. Geçmiş olsun. Valla sağ olasın. Geçmiş olsun aga. Bildiğin sandalye böyle böyle iyi gitti geldi gitti geldi yani. Bir de Vallahi. en üst kattayız biz. İnsan korkar ya. Hayır, önce şey dedim. Sandalye mi dedim kırılacak acaba? Sallanıyorum, ne oluyor dedim. Şey çalışma sandalyesi gibi sandalye ya böyle dönüyor ya sağa sola. Hani ondan sonra fark ettim ki yani başka bir şey yok deprem yani. Geçmiş Neyse olsun kombi diyorum güzel oldu değil inşallah mi? bir sıkıntı yoktur Yok. Antalya'nın başka Şimdilik yerlerinde. bir şey yok. Çünkü muhtemelen çok düşük oldu ama merkezi yakın oldu herhalde. Yani 2-3 oldu ama yakın oldu. Ondan oldu herhalde.
Neyse ben bir şey daha sorayım. Demin sen kutu içeriğinden bahsettin ya. Şimdi bu kosayı siz satın aldığınız zaman anladığım kadarıyla siz kendiniz mi bağladınız? Sonuçta kutu içeriğinden bahsediyorsun. Şu kablo çıktı, bıçak kablo Ben çıktı. kendim bağladım. Şimdi bunu kombinin içine bağlamak da sonuçta bir maharet işi. Ya şimdi Yani şöyle sonuçta yaptım teknik Levent. servisi yok anladığım kadarıyla. Kombinin zaten iki tane vidası var. Ben videosunu izledim. Önce, ya koza değil de herhangi bir bağlamayla mantığı aynı. Adamın biri bağlarken video çekmiş. İki tane vidası var. Onları söküyorsun. Kombinin şeyi böyle tırnaklı böyle açılıyor. Orada hazır bırakmışlar yani. Orada bir tane şey var. Nasıl diyeyim ben size? Kombinin daha doğrusu o kozanın merkezinden gelen kablonun iki tane RTX ya da işte KOM 1 ya da bilmem ne diye isimlendirdiği iki tane kablo var. İki tane kabloyu takacağın yer hazırda zaten orada. Sen oraya takıyorsun, vidalıyorsun. Ondan sonra kombinin altından kabloyu sallıyorsun, öteki cihaza bağlıyorsun. Bu kadar yani montaj. Modem kurmaktan farkı yok yani. Onun için gelip de bir servis çağırıp da bağlattırıp ama şeyden tabii atıyorum kombinizin garantisi vardır. Garantiyi bozar mıyım, eder miyim, hiçbir sıkıntı olur mu diye korkuyorsanız yapmayabilirsiniz. Ama benimki çok basit olduğu için ben taktım altına yaptım. Hatta ben kozanın merkez ünitesini kombinin altına da vidaladım. Matkapla deldim, dübelledim, oraya da vidaladım. Onu oraya şey yaptım. Şimdi o kombiyle beraber sanki bir şeymiş gibi, bir beraber üniteymiş gibi beraber duruyorlar. Diğeri de zaten kablosuz olduğu için salona getirdim, taktım. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Geri kalanı modeme bağlatıyorsun kozayı. Sonra programdan erişiyorsun. Ayarlarını yapıyorsun içinden. Ben bir şey sorayım mı Kaan? Sen şimdi Tabii. elektrikle kullanıyorsun. Ben pille kullanıyorum. Elektrikle kullanmanın işte bir yerden bir yere taşıma açısından zahmeti oluyor mu? Şimdi şöyle, ben elektriği kablosunu gizleyerekten bizim raf var, televizyonun yanında uçan raflar vardır ya. Hani televizyonun yanında ne deniyor ona? Bir uçan raf deniyor mu? Biliyor musunuz? Ha. Bu Üniteler oluyor genelde. TV ünitesinin ama duvarda olan böyle şey olur. Raflar olur. O raflardan birini oraya koydum. Oraya da ben güzelce kablosunu elektrik bir tane eski bende şey vardı, 1 amperlik şey kullanıyor zaten. İçinden çıkmıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Elektrikle çalışacaksanız mikro USB uçlu bir şarj aleti istiyor. O şarj aleti de şeyde yok. Bu İçinden da yok. çıkmıyor. Siz bir telefonunuzun şarj aletini kullanabiliyorsunuz. 1 amperlik 5 voltluk bir tane varsa, bende de çok eski şey vardı. Bir tane Philips'in Bluetooth kulaklığının vardı. Onun boşta duruyordu. Onu ben aldım. Bir de o şeydir böyle. Hani çıkartmalı değil. Direkt ben adaptöre kablo birleşik ve ucu mikro USB. Onu ben direkt ben onun artık oldu. Bağladım. Öyle duruyor. Salonda şeyde. Zaten bir de şey diyorlar. 80 santim falan yüksekliğe koyun ortalama diyorlar. 80-100 santim. Çünkü sıcak hava biliyorsunuz yükseliyor. Soğuk hava aşağıda ya. Hani odanın tam ortasında 80 santimde falan olsun istiyor. Daha randımanlı olur diyorlar. Çünkü yukarı koyarsan çok sıcak olur. Aşağı yaparsan çok soğuk olur. Odanın tam ortalama sıcaklığını yakalayamaz yani cihaz. Bir de kapı kenarlarına falan çok koymayın diyorlar. Hani açılıp Kapı kapandığında kenarına. soğuk, sıcak. Kaloriferin yakını. Mesela kaloriferin yakına deyince aklıma geldi. Hani arkadaşlar sorabilir belki şeyde yorumlarda. Bu da bir de şey vardır mesela. Kalorifer peteğinin orada termostatlar vardır. Mesela niye onu kullanmadınız derlerse. İşte onların iki türlü çalışma sistemli olanı var. İkincisi bir tanesi bununla aynı ama o da kaloriferin dibinde olduğu için sıcağı algılıyor. Çok fazla sıcak gösteriyor ve randımansız çalışıyor. Öteki türlü ilk başta demiştim hani kombinin geri gelen sıcaklığını ölçüyor ya. O orada ölçüyor aslında. Yani kombinin orada ölçüyor. Yani peteğin oradaki sıcaklığı ölçüyor. Suyun sıcaklığını ölçerek açıp kapatıyor gibi yapıyor. Öyle olanları da var. Ya benim mantığıma yatmadı yani. Benim en güzel bu aklıma yattı. Yani ortam Bir de sıcaklığını kapatıyor. vanalar var ya böyle 1, 2, 3, 4 bilmem ne böyle petek vanaları var. Onları da tavsiye ediyorlar ama ben tavsiye etmem onları mesela. Akıllı vana diyenler var. Petek vanaları işte. Belki görmüşsünüzdür. Böyle Ya şimdi birden dörde kadar petek vanaları vardır. Onları bağlarlar. O hem masraflı hem de usta gerekir onun için. Bağlaması için falan.
Peki bu konuştuğumuz cihazın abi hiç dezavantajı yok mu? Hani siz ikiniz de kullanıyorsunuz. Benim şu an hani aklımda dezavantaj olarak alabileceğim bir kendim kombiye bağlamam. Basit olsa da sonuçta ben kombi mesela yeni aldım şimdi. Bağlarken bir şey yaparım. Kombinin garantisini bozabilirim. Bir de mesela kutu içerisinden o şey fişe takılacak adaptör çıkmıyor. Bunlar ufak tefek şeyler belki Adaptör ama de çıkmıyor, micro USB de çıkmıyor. Elinde varsa kablo da onu çıkmıyor. kullanacaksın işte. Ama pil gönderiyor. Pil gönderdiği için pille çalışıyor cihaz. Yani açıkta kalmazsın. Yine pille çalıştırırsın. Sonra micro USB ile bir tane kablo alıp adaptör bulup çalıştırabilirsin. Veya atıyorum mesela benim bir televizyona çok yakın. Televizyonun USB'sine takıp da çalıştırabilirsin de. Micro USB Ben kabloyla yani. mesela iPhone adaptörüne bağladım. 5 volt 1 amper. Ha, öyle de yapabilirsin mesela. Yani kullandığınızda bir dezavantajı var mı farklı? Yani ayarlıyorum ama işte doğru mu çalışıyor? Yüksek sıcaklık çok sıcak oluyor ya da Ya çok soğuk oluyor yani gibi bir şey yaşadınız mı? 50 ile 100 santim arasına koyarsan doğru ölçer. Birincisi bu. İkincisi de ben daha önce size anlatmıştım. Bunun versiyon 4'ü vardı. Şimdiki bizim Kaan'la kullandığımız versiyon 4 değil. En son çıkan. Ben o önceki modelde kombi ünitesiyle pilli cihaz arasında, ekranlı cihaz arasında bir sinyal kopma sorunu yaşanıyordu benimkinde. Servise gönderdim. Hemen değişim kararı verdiler. O yüzden çok sıkıntı yaşamadım. Yani zaten yaşarsanız servis cihazın arkasında. Yani Koza şirketi cihazının arkasında. Hemen bir Koza destek@koza.com.tr'ye mail atıyorsunuz. Sizi arıyorlar zaten. Kayıt olurken bir numaranızı verirsiniz mail atarken. Ya bu arada mesela ben de almadım ama mesela oraya dediğin iletişim adresine bilgilerimi verdim, telefon bilgilerimi. Ürün hakkında hani siz bizden bir bilgi almak istiyor musunuz diye hemen ertesi gün arandım. Hani sizden öğrendiğim bilgide de aslında teyit amaçlı soruyorum. Oraya da sorduğum sorular var. Oradan öğrendiklerim var. Öyle mi oluyor, böyle mi oluyor diye size de sorayım. Oradaki teknik bilgi anlamında arkadaşların verdikleri bilgiler gayet yeterli. Ayrıca o bağlantı videosuyla alakalı da herhalde sitelerinde varmış. Bana telefondaki arkadaş öyle söyledi. Hani kendi bir teknik servis ağımız yok dedi. Hani cihazı bağlamak için ama çok basit bir videosu var. Herhalde 5-10 dakikalık bir video. İzlemedim ben daha. Ama oraya da girip işte şu adresten ulaşıp bağlantıyı siz çok rahatlıkla kendiniz yapabilirsiniz. Yapamazsanız da bizi arayın. Hani biz size bağlantı noktasında yine destek veririz dediler. O konuda da güven verdiler açıkçası. Ya bir de ben şunu söyleyeyim. Şey diyeceğim ben Buyur Kaan. bu şeyle ilgili söyledin Levent. Hani o konu unutulmadan söyleyeyim. Derecede hani memnun musunuz tarzında söyledin ya. Ya şimdi şöyle oldu. Ben ilk önce bir kurdum onu. Normalinde benim şey vardı. Şimdi biz evde benim hanım çok üşüyorum, müşüyorum der diye ben artık bıktım bu durdurdan. Gittiydim zamanında şey aldıydım bir. Oda termostatı gibi bir şey gibi. Odayı ölçen bir cihaz. Ya derece, oda derecesi Termometre. aldıydım. Ha, termometre aldıydım. Dijital. O sonra koyuyorduk salona. Bak diyorum işte 24 derece bana üşüyorum deme. İşte 27 derece. Atıyorum kışın klima anasını çalıştırıyoruz. 18 derece düşürmüş odayı. Bana de sıcak deme diyordum artık. Artık bilimsel diyordum yani dereceye bak. Bana güvenmiyorsun falan diye. Bir aldığım vardı. Neyse işte o da duruyor salonda. Ben bunu kurdum. Ya bir baktım aralarında 1 derece fark var hep sürekli. Ya önce dedi, önce tabii kendi eski cihazıma güvenmeye başladım. Dedim ki ya bu ne biçim böyle bir farklı ölçüyor bilmem ne falan. Programın içini kurcalarken kalibrasyon diye bir şey gördüm. Orada kalibrasyonda eksi 1'e getiriyorsun derece değişiyor. Demek ki bu kalibrasyonu koyduklarına göre dedim bu cihaz randımanlı ölçmüyor galiba dedim. Sonra kalibrasyonla bir de eksi bir dereceye getirerekten benim cihazla dengeye yaptım ısılarını, ölçme derecelerini. Günlerce böyle kullandım 2-3 gün. Ya sonra dedim ki bu marka dedim çok başarılı bir marka değil ki benim eski ölçen şey. Eski termometre yani oda Belki sıcaklığı o yanlış için ölçüyor. belki de o yanlış ölçüyor. Yıllardır biz onun bir derece eksiğiyle inanıyoruz yani ortamı sıcaklığı dedim yani. Koza'yı tekrardan ben kalibrasyonu sıfıra getirdim. Hani fabrika çıkışına getirdim. Ondan sonra şimdi öyle kullanıyorum. İkisinin arasında biri 22,3, birisi 24 mesela yazıyor. Kaan bir de şunu sorayım mı? Şeyi fark Muhtemelen ettin mi? yakında o küçük o eski olan çöpe gidecek sinirimden. Çünkü Şey, farklı şeyi fark ölçüyorlar. ettin mi Kaan? Bir de mesela Sözüm bozuyor. hassasiyet var, hassasiyet. Mesela
Bunu alacak Evet. olan arkadaşlara veya herhangi bir Ha, hassasiyet. Evet, o oda doğru. Menüsünde termostatı var. alacak arkadaşlara şunu tavsiye edeyim. Hassasiyetiniz 0,1 derece olan bir oda termostatı alın. Öyle 0,5 derece olan, 1 derece olan hassasiyetteki oda termostatlarını Evet, kesinlikle doğru. satın almayın. Onlar ne çöp yani. Benim tabirimle çöp. Çünkü ben Bu bunları kullandım. Kullanan arkadaşlar da gördüm. Mesela adam almış 1 derece hassasiyetli termostat. Ne demek 1 derece hassasiyet? Ha, Yani onu da anlatalım da bilsinler. diyelim sen oda sıcaklığını 22 buçuğa ayarladın. Buçuklu olmuyor gerçi 1 derecelerde. Ya 23'e ayarlıyorsun ya 22'ye ayarlıyorsun da. 23'e ayarladın diyelim. Ya da 22'ye ayarladın. 22'ye ayarladığında 21 dereceye düşünce kombi çalışıyor. 23 dereceye yükselince kombi duruyor. E Aradaki bu da demek, sıcaklık bu da demek farkı oluyor ki 2 derece oluyor. 2 derece oluyor ve bu bir ev içinde çok fazla hissedilen bir sıcaklık farkı oluyor. O yüzden kesinlikle 1 derece, 0,5 derece hassasiyetli oda termostatlarını almayın arkadaşlar. Pişman olursunuz, üzülürsünüz. Bu arada Bir de şey zaten var. hemen Bu son çıkan yazılımında da sıfıra sıfır hassasiyet. Yani sen 0,1'den bile düşe, yani sıfır yapabiliyorsun. evet Daha yani 0,1 o fabrikatif çıkeleni. Ama sen onu 0 bile yapabiliyorsun. Yani atıyorum 22 derecede ayarladın. 22'deyken çalışsın yapabiliyorsun. evet. 21,9'da çalışıyor normalinde. 21,9'da veya 21,01'de çalışıyor. Sen onu tamamen hassasiyetini sıfırlayabiliyorsun. Başka termostatlarda böyle hassasiyet ayarı falan da yoktur. He. Hassasiyeti neyse odur yani. Sen Evet, ben bunun yani hassasiyetini beğenmedim. Romunda yazan durumu. Düşüreyim, yükselteyim gibi bir şey olmaz yani. O yüzden zaten bu cihaz hakkında hem Levent'in sorularını cevaplıyoruz hem de kendi tecrübelerimizden yararlanıyoruz. Mesela ben hassasiyeti 0,1'de tutuyorum. 23,5'a ayarlıyken 23,4'te çalışıyor. 23,6'da da duruyor cihaz. Yani oda sıcaklığını sabit tutsun. Benim amacım şu an o. Ha, ileride amacım zaten tasarruf etmek olacak ama şu an amaç oda sıcaklığının sabit olması. Ya zaten 1 derece dediğin zaman, bir de hani 1 derecede düştü, çalıştı diyene kadar onun ısıtması vesaire derken baya bir süre geçer. Yani o 1 dereceli, o öncelikle o anlayacak. Tabii. Kombiyi çalıştıracak. O ısıtana kadar, dönene kadar sen üşüyeceksin abi boşu boşuna. O zaman termostat kullanmanın bir manası yok. Git sen üşüdüğün zaman kombiyi aç, Ve kapat yani. yani 50 yükselt, 50 alçalt. Bu Evet. Bu arada şekilde Söyle evet. sen yine de. Yani benim söyleyeceklerim bu şekilde. Ha, Varsa söyleyeceğim bir şey olan. ben o zaman şey söyleyeyim. Demin deprem olayında şimdi yazdılar, baktım da Konya'da olmuş galiba deprem. 6,1 olmuş. O İnşallah kötü olmamıştır büyükmüş ya. oralar. Ben ta Antalya'da hissettim. Düşünün yani. Alanya'dan arkadaşlar yazıyorlar şimdi. Alanya bayağı hissetmiş. Konya'ya yakındır ya Alanya. Ondan dolayı bayağı hissetmiş. Konya nasıl acaba? İnşallah bir şey olmamıştır arkadaşlar. İnşallah bir şey Çok olmamıştır. geçmiş olsun Konya'ya ve çevresindeki diğer hisseden illere diyelim. Çok geçmiş olsun Çok arkadaşlar. geçmiş olsun. Var mı konuyla ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey? Levent, senin sorun kaldı mı Koza ile ilgili? Yok, kalmadı. Yani açıkçası hani bütün soruları cevapladık. Kosa'yla da alakalı hani daha sonra bu videoyu izleyen yetkililer olursa belki onlarla da bir program yapıp direkt muhataplarında da sormak güzel, keyifli olabilir. Evet, Ben inşallah bizle iletişime geçerler. Ben onlarla iletişime geçmeye çalışacağım gerçi ama inşallah onlar da bizimle bir şekilde iletişime geçerler. E-mail vasıtasıyla kanalın hakkında bölümünde e-mailimiz var. Tavsiye eder miyiz Kaan Levent'e? Valla ben ederim. Eğer yani şu an ben 2 haftaları kullanıyorum. Teknolojiden az buçuk anlayan bir insan olarak yazılımından da hoşuma gitti. Güzel. Stabil çalışıyor. Şu an tabii ben iPhone var bende. iOS programını kullanıyorum. Android'i bilmiyorum. Ama iOS programı çok güzel çalışıyor. İstediğim ayarları, her şeyi anında cevabını veriyor ve Koza'ya gönderiyor. Bir de bir şey yazılım deyince aklıma geldi. Bu cihaz internetten de, yani şöyle internetten çalışıp dışarıda da çalışsın diye, bu aslında Kozan'ın server'ına kayıtları Yani gönderiyor. evet, Bizim bulut telefon tabanlı da bir şey ya. Kozan'ın server'ına. Değil mi Ha, Kaan? bulut Bulut tabanlı tabanlı bir şey. çalışıyor. Hani şey zannetmesinler.
Benim modeme bağlandı. Benim telefonum da modeme bağlı. Modem üzerinden ring yapıyor düşünmesinler. Aslında bulut tabanlı. Dünyanın neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun şey yapıyor. Koza'ya ulaşıyorsunuz. Bu, ama şöyle bir durum var. Bu demek oluyor ki Koza bunun serverında, bulutunda bütün benim evimin ısı derecesini tutuyor aslında. Yani bir bilgi big data yapıyor yani. Bunu da unutmayalım demeyi. Hani normalde böyle bütün sahte kozaları takip ediyorsa aslında çok büyük bir data topluyor. Mesela diyor ki Antalya'da kullananlar, lokasyondan biliyor ya, Antalya'da kullananlar şu kadar müşterim var, şu kadarı şu ısıda kullanıyor. İşte İstanbul'daki bu kadar bilmem ne falan, bayağı bir veri çıkarabilirler En bu fazla şu satış veriyi performansı. tutabilir ya, mesela Antalya'daki kullanıcılarımın evinin ortalama sıcaklığı şu en yüksek bu derecede, en düşükte bu derecede yakıyorlar gibi bir veri tutabilir. Ya da işte Edirne'dekiler evin ortalama sıcaklığı bu derecede, işte şu kadar saat günde çalışıyor kombileri ama benim kombi kaç derecede çalıştırdığımı falan bilemez. Ya ben mesela Enerya'nın yerinde olsam, doğalgaz firması yerinde olsam, tabii ki kullandığım metreküpü Enerya biliyor. Ama nerede kullandığımı bilmiyor. Buradan şeyi çıkarabilirler mesela. Kombide ne kadar kullanıyor? Demek ki kalanı ocakta kullanıyor. Bu veriyi kullanabilir. Buradan şey öğrenebilir. Söyleyin. Enerya bilgileri satın almak istese Koza çok güzel kullanabilir yani onu. Çevirebilir yani. Levent, ben de sana tavsiye ederim. Kesinlikle al derim. Biz ikimiz de demek ki memnunmuşuz. Tavsiye edilir fiyatına göre. İşte keşke şeyde bile alsaydın bu indirimlerde, ama gene indirime büyük ihtimalle düşer. Alırız bir şekilde yani, 50 lira 100 lira fark etmese çok problem değil. En azından yani bilgi sahibi olmadan almaktansa sizlerden bilgi sahibi olup kullanıcı tavsiyesiyle almak benim için daha çok açıkçası isim esinmesini sağladı. Teşekkürler size verdiğiniz bilgiler için. Evet arkadaşlar, teknoloji sohbetlerinin Koza akıllı oda termostatı bölümünün sonuna geldik. Alt tarafa sorularınızı belirtebilirsiniz. Beğenilerinizi veya neleri beğenmediğinizi belirtebilirsiniz. Kişisel olarak sorular sorabilirsiniz yine Koza ile alakalı. Kullanıcı deneyimlerimizi sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler varsa başka bir teknoloji sohbetleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın Hoşça kalın. arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.